devam ediyorlar. Eyvallah arkadaşlar. Konaklayacak, çadırda konaklayacak bu geceyi. Çadırda geçirecek. Ardından yarın sabahta olur. Biz evimizde oturmadık. Burada olmayı tercih ettik ve diyoruz ki iki arkadaşımız Nuriye ve Semih şu anda 99. gününde açlık grevinin ölüm sınırındalar. Umarım bu kitle, bu toplumsal ortam onların hayatını kurtaracak. Sokaklar artık esir olmaktan, o etrafı blokaj yapılarak çerçevelemekten kurtulacak ve mutlaka adalet sağlanacak. Adalet istiyoruz duygusunu biz her zaman savunduk. Nuriye Gülmen'in bir sözü vardı. Bizim açlığımız ekmeğe aşağı değil, bizim açlığımız adaletedir demişti. Bugün buradaki kitle de diyor ki adalet istiyoruz, biz de istiyoruz. Herkes için adalet istiyoruz ve bu adaletsiz ortamı yaratan, bu faşist ortamı yaratanlardan da mutlaka hesap soracağız ve bunu da direnenler soracak, sokaktakiler soracak. Onun için buradayım, onun için direniyoruz. İhraç edilen arkadaşlarla birlikte burada Ömer de yanımda. Direneceğiz, mutlaka kazanacağız. Adalet! İyi! Çekim. 4,5 saatlik adalet yürüyüşünün ardından Kemal Kılıçdaroğlu şimdi hipodroma geldi ve bir basın açıklaması yapması bekleniyor. Şu an basının yoğun bir ilgisi var. 4,5 saatlik adalet. Herkese merhaba. Yeni bir %100 siyasetle karşınızdayız. Bu hafta ana konumuz tabii ki CHP'nin adalet yürüyüşü. CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun MİT tırları davasında 25 yıl hüküm giyip tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'dan, Güven Park'tan İstanbul Maltepe'ye bir yürüyüşe başladı. Ve bu yürüyüşü arkadaşımız Özgür Özdemir Ankara'da takip ediyor şu anda. Ve Özgür'ün dün yürüyüşten çektiği görüntüler ve KHK mağduru Veli Saçılık'la yürüyüş sırasında yaptığı röportajla başladık bugün yayınımıza. Geri kalan detayları almak için hemen Özgür'e dönüyoruz. Özgür, bugün Ankara'da yürüyüşte neler yaşandı? Merhaba, kolay gelsin. Aslında yürüyüşle ilgili bilgi vermeden önce hemen bir son dakika bilgisi paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz yürüyüşe neden olan olay Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasıydı. Bununla ilgili Bülent Arınç'la bir açıklama yaptı az önce ve bu kararın her halükarda istinaf yoluyla incelenmesine ihtiyaç vardır dedi. Az önce sen de detaylarını açıkladın. İstanbul'da bitmesi planlanıyor yürüyüşün. Yürüyüş dün aslında birkaç provokasyon dışında sorunsuz geçti ve hipodromda mola verdi. Peki bugün neler oldu? Ankara çıkışına kadar yürüyüş devam etti. Kılıçdaroğlu bugün MHP lideri Devlet Bahçeli ve Binali Yıldırım'a provokasyon olabilir sözleriyle ilgili provokasyona biz gelmeyeceğiz, adalet istiyoruz dedi. Yine Meral Akşener'in de ana muhalefet lideri adalet pankartıyla yürümek zorunda kalıyorsa herkesin durup düşünmesi gerekir. Huzur ve adaletin tesis edilmelidir dedi. Bugün aslında hükümet cephesinden ardı ardına birçok açıklama yapıldı. Adalet Bakanı yürüyüşle ilgili yargı mensupları hedef gösteriliyor. Adalet sokakta aranmaz demişti. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel bu açıklamaya çok sert cevap verdi. Açıklamayı aynen aktarıyorum. Adalet Bakanı haddini bilsin. Had oradan Bekir Bozdağ. Sen kimsin, adalet kim? Tek adamın posta askerisin derken MHP lideri Bahçeli için ise Hababam sınıfındaki Badi Ekrem gibi sözlerle seslendi. Yine Bülent Tezcan, CHP'li Bülent Tezcan da Bozdağ dua etsin ki bu yürüyüş başarıya ulaşsın dedi. Ve adalet sokakta aranma sözüne de Adalet Bakanı adalet sözünden rahatsız oluyor şeklinde konuştu. Adalet yürüyüşünün ikinci etabı sürüyor. Bugün dünün aksine iki defa mola verildi. Çünkü Ankara oldukça sıcak ve yoğun bir havaya sahip. Az önce siz de dediniz İstanbul'da bitmesi planlanıyor. Yürüyüşün 23 gün sürmesi planlanıyor. Yürüyüş iç basın ve dış basında haber ve ilgi odağı oldu. Örneğin The Guardian, BBC News, Euronews, The New York Times gibi önemli haber kuruluşları da yürüyüşü haberleştirdiler.
Özgür, Ankara'da takip ettiğin diğer bir konuda Nuriye Gülmen ve Semih Özakçan'ın devam ettirdiği açlık grevleri. Bugün 100. gündeyiz. O konuda neler yaşanıyor? Onunla ilgili de hemen bir son dakika bilgisi vermek istiyorum. OHAL Komisyonu bildiğiniz gibi Nuriye Gülmen ve Semih Özakça ihraç edildiler KHK'yla ve açlık grevine başlamışlardı. OHAL Komisyonu 1 Temmuz'dan itibaren KHK mağdurlarının başvurularını almaya başlayacak. Bunu vurguladıktan sonra ikili açlık grevlerini işlerini geri alabilmek için başlamışlardı. Cezaevine girdiler ve cezaevinde açlık grevleri devam ediyor ve bugün 100. gün Sincan cezaevinde devam ediyor. Nuriye Gülmen'in 100. gün dolayısıyla mektubu yayınlandı bugün ve korkularınızı açlığın ve onurun tahtasına vurun derken mektupta fotoğraf çekemediği için de bulunduğu hücreyi çizdi. İkilinin avukatı Engin Gökoğlu da her geçen gün ömürlerinden yiyorlar şeklinde bir açıklama yaptı. Yine Ankara Tabipler Odası ikiliyi biz bizzat muayene edemiyoruz. Buna Adalet Bakanlığı engel oluyor dedi. Dün de çok önemli bir gelişme olmuştu. Birleşmiş Milletler Keyfi Gözaltı Çalışma Grubu da Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla ortak acil çağrı mektubu gönderdi ve ikilinin durumu için acilen yanıt istedi. Sezen Aksu bir kez daha açıklama yaptı ve ikili için duyarlılık çağrısı yaptı. Ben dün az önce pakette de gördünüz. Veli Saçalık işimizi geri alana kadar devam edeceğiz ve adalet için bu yürüyüşü destekliyoruz dedi. Peki bugünün programları neler? 100. gün bugün. İkilinin durumu çok kritik. Nuriye Gülmen 46 kiloya düşmüş durumda. Bugün saat 6'da biz yayına başlarken Yüksel'de bir basın açıklaması yapılması planlanıyor. Yine saat 7'de Sakarya Caddesi'nde Nuriye ve Semih'in avukatları açıklama yapacak. Akşam 8.30'da da Yüksel'de halk sofrası kurulması planlanıyor. Ben dilerseniz Yüksel'le ilgili bilgiler de vereyim size. Yüksel Caddesi ikilinin gözaltına alındığı ve tutuklandığı günden beri abluk altında diyebiliriz. Ve halen orası insan hakları heykelinin olduğu, anıtının olduğu yer abluk altında. Polis çok sıkı bir güvenlik önlemi alıyor. Bugün 100. gün nedeniyle açıklama yapmak isteyen KHK mağdurlarına polis yine çok sert bir müdahale etti. Evet Özgür, çok teşekkürler. Yoğun gündem, sen de takip etmeye devam edeceksin. Biz de sana bağlanmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Özgür'ün arkasından hemen İzmir'e dönelim. İzmir'de Türey Köse var ve CHP'nin başlattığı adalet yürüyüşüne İzmir'den de katılım olacağı bugün açıklandı. İzmir'deki gelişmeler neler Türey? CHP örgütleri çeşitli konulardan bu yürüyüşe eklenme planları hazırlık yapıyor. CHP İzmir örgütü de dün bu konudaki kararı açıkladı. Cumartesi günü yarın 11'de Cumhuriyet Meydanı'nda toplanacaklar. CHP il yöneticileri, ilçe başkanları, ilçe yöneticileri başta olmak üzere ve İstanbul'a adalet yürüyüşü bir başka İzmir kolundan başlamış olacak. Planlanan Gebze'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yürüyüş konunun içine eklemlenmek. İzmir'in dışında diğer bölgelerde de takım etkinlikler oldu. Mayıs'ta bugün toplantıda adalet talebiyle ilgili olarak CHP örgütünün. Bu akşam üzeri 3 saatler Birleşik Hazırlık Hareketi'nin İzmir var. Adalet talebini yükseltmek diye dönük olarak. Özellikle CHP örgütlerinde böyle bir canlanma var. Ege'de de birçok ilde olduğu gibi. Hatta biraz moral buldular diyebiliriz. CHP 16 Nisan referandumundan bu yana yoğun eleştirilerin hedefinde bir partiydi. Bu yürüyüş kararı hep örgütlere bir moral verdi. Hem de bir silkiniş getirdi. Öyle gösteriyor. Evet, teşekkürler Türey. İstanbul'da da bayağı bir hareketlilik var. İstanbul'da da adalet yürüyüşü yapanlara karşılık Maçka Parkı'nda adalet nöbeti var. Adalet nöbetinde Fırat takip etti. Fırat, adalet nöbetinde durum nedir Maçka'da? Şöyle, şunu da dile getirmek lazım. Türkiye'nin her yerinde aslında birçok eylem, işte Artvin, Rize, Manisa, Adana, Bartın, Eskişehir'de de eylemler sürüyor. İstanbul'da da dediğin gibi Maçka Parkı'nda bir adalet nöbeti başladı dün. Burada şöyle, dün akşamdan başlayalım, çok ani alınmış bir karara benziyordu. İlk önce hiçbir platform vesaire kurulmamıştı. Sadece İstanbul İl Başkanı Cemal Can Polat gitmişti. Onun yanında Enis Berberoğlu'nun eşi Oya Berberoğlu oradaydı. CHP Grup Başkan Vekilleri Engin Altay
Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin oradaydı. Yine diskli işçiler ve sendikacılar oradaydı. Bunun dışında çeşitli sivil toplum örgütlerinden insanlar oradaydı. Bugün de öğle saatlerinde ben oradaydım. Yani yaklaşık olarak şu izleyicilerimizin daha iyi anlaması için 300 kişilik bir topluluk var ve sürekli orada kalıyorlar. Hatta yani geceyi orada geçirenler dahi var. Ve genelde CHP ilçe örgütlerinin oraya geldiğini görüyoruz. Orada yine bir sürü pankart yapılmış ama pankartlarda sadece adalet yazıyor. Bütün ilçe örgütleri hemen hemen kendi pankartlarıyla gelmişler. Bu sırada bugün sabah bir platform kurulmuş ve bu platformda sürekli bir şekilde müzik çalıyor ve insanlar orada forum şeklinde söylemek istediklerini dile getirebiliyorlar. Yine aynı şekilde aslında park forumlarından vesaire alışık olduğumuz şekilde bir etkinlik programı yapılmış. Bugün örneğin 4'te tiyatrocu yönetmen Orhan Alkay'ın söyleşisi vardı. 5'te bu devam ediyor olabilir şu anda. Ataşehir Gençlik Orkestrası'nın konseri vardı. 7'de bu akşam 7'de Özgür Mumcu'nun söyleşisi olacak. 9.30'da da Bu Son Olsun filmi gösterimi ve ardından oyuncular ve yönetmenle bir söyleşi olacak. Bunlar CHP İstanbul örgütü tarafından günlük olarak belirleniyor. Ve Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'a gelene kadar da bu etkinlik sürecek. Ben bugün yine gittiğimde İstanbul İl Başkanı Cemal Can Polat'la konuşma fırsatı buldum. Ve aslında sadece temel beklenti şu an Genel Başkan'ın Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'a gelmesi ve Maltepe'de geniş bir miting vari bir toplanma bekliyorlar. Ve şu anda da İstanbul'dakiler için tek toplanma alanı Maçka Parkı. Dediğim gibi bütün saatler sabah bile orada insan oluyor. Akşam saatlerinde genellikle çok kalabalıklaşıyor. Şu anda durum böyle. Peki bugün İstanbul'da bir anma daha vardı. 4 yıl önce bugün Ok Meydanı'nda Berkin Elvan başından gaz fişeğiyle vuruldu ve çok uzun süre komada kaldıktan sonra yaşamını yitirdi. Bugün onunla ilgili anma törenleri de vardı. Sen onları da izledin. Evet. Orada neler oldu? İlk önce Ok Meydanı'nda vurulduğu yerde bir anma gerçekleşti. Ailesi de katıldı. Taksim Dayanışması üyeleri de oraya katıldı. Babası Sami Elvan şunu dile getirdi. Biz burada bütün çocuklar için. Aslında Uğur Kaymaz'ın da ismini verdi. Biz burada bütün çocuklar için mücadele ediyoruz ve bu açığa çıkmadığı sürece bütün çocuklar zan altındadır dedi. Yine Gülsüm Elvan da benzer bir açıklamayı yaptı. Daha sonra Taksim Dayanışması üyeleri ve aile mezarlığa gittiler. Yine burada da açıklamalarda bulundular. Yani 4 sene önce 16 Haziran 2013'te kafasına gaz fişeği gelmesi sonucu hayatını kaybetti Berkin ve 1461 gün olmuş ve o soruşturma süreci hala bir sonuç alınamıyor. Hala katil belirlenemiyor ve bir sürünceme var bu sürekli halde. Yani süreçte sürünceme var ama herhalde bu kaderin bir cilvesi bugün Hüseyin Çapkın, dönemin İstanbul Emniyet Müdürü ve dönemin valisi Hüseyin Mutlu hakkında FETÖ soruşturmasından açılan iddianame kabul edildi. Onların Hüseyin Çapkın için yakalama kararı çıkartıldı. Bakalım önümüzdeki günlerde belki de Berkin'in katilini de öğrenme fırsatımız olacak. Evet. Çok teşekkürler Fırat. Ben teşekkür ederim. Şimdi Diyarbakır'a dönelim son olarak %100 siyasette. Diyarbakır'da bu hafta şiar KHK mağduru akademisyenleri ve KHK mağdurlarını takip etti ama önce ben şiara geçtiğimiz hafta kaldığımız yerden soruyu sormak istiyorum. Sur'daki kentsel dönüşüm projesinde neler yaşandı? Bu hafta bir değişiklik oldu mu Şiar? Ya bu hafta Diyarbakır'da aslında hiç gündemden düşmeyen tarihi Sur ile meselesi devam ediyor. Kentsel dönüşümün yarattığı sorunlar devam ediyor. Tarihi ilçenin Ali Paşa ve Lale Bey mahallelerinde yıkım devam ediyor her zamanki gibi. Son birkaç aydır başlayan yıkım. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz Mayıs ayında halen daha önce boşaltılmış evlerin yıkımına başlamış ve bu yıkımlar bugüne kadar da halen devam ediyor. Söz konusu iki mahallede evlerini boşaltmak istemeyen yüzlerce ailenin ise bekleyişi devam ediyor. Mahalle sakinlerinin evlerini boşaltmalarına yönelik sık sık cami hoparlörlerinden anonslar yapılıyordu. Yine Sur Kaymakamı neredeyse her hafta bir açıklama yaparak mahallenin boşaltılmasını istiyor. Yine mahallede uzun zamandır elektrik ve sular kesikti. Ancak az önce edindiğimiz bir bilgiye göre şu saatte mahalle elektrik ve suyun tekrar verildiğini öğrendik. Az önce mahalleden birkaç kişiyle görüşme fırsatım oldu telefonla. Onlar da doğruladılar. Ancak şunu da eklediler. Biliyorsunuz Başbakan Yıldırım şu saatlerde Diyarbakır'da Sur ilçesinde. Ve bu nedenle elektrik ve suyun
verildiği iddiası var. Tabii bu bir iddia. Sonraki günlerde tekrar kesintiye uğrayacak mı? Hep birlikte göreceğiz. Sur'da durum kısaca böyle. Bir taraftan yıkımı gerçekleştirmek isteyenler ısrarcı. Öte taraftan da mahalleri evini boşaltmakta, terk etmemekte ısrarlı. Sur için bu hafta bunları diyebiliriz. Peki Şiar, KYK ile işlerinden, görevlerinden olan insanların durumu nedir Diyarbakır'da? Evet, malum bildiğiniz gibi hani 15 Temmuz sonrası ardı ardına gelen kanun hükmünde kararnameleriyle sadece Diyarbakır'da binlerce kişi ihraç edildi. Geçimini kamu kurumlarında çalışarak idame ettirenler söz konusu ihraçların ardından hayata bir şekilde tutunmaya çalışıyorlar. Diyarbakır'da da Eğitimsen, Sağlık Emekçileri Sendikası, Büro Emekçileri Sendikası gibi çok sayıda sendikadan ihraç edilenler ise yine Diyarbakır'da ve bölgede onlarca belediyeden kayyum atanmasının ardından bu alanlarda da binlerce işçi, memur, sanatçı, belediyeleriyle ilişkiyi kesildi. Ve on binlerce kişinin işsiz kalmasından bahsediyoruz. Sadece siyasal boyutlar değil, tabii ki ekonomik boyutları da fazlasıyla hissediliyor kentte. Herkesin bir akrabası, bir yakını bundan dolayı mağdur edilmiş durumda. Dediğimiz gibi ekonomik boyutları da fazlasıyla hissediliyor. Biz de bu hafta ihraç edilenlerle görüştük. Esnaflığın nasıl olduğunu sorduk onlara. Yeni hayatların alışıp alışmadığını sorduk onlara. Evet, şimdi veda etmeden önce Şiar Dicle'nin Diyarbakır'da KYK mağdurlarıyla ilgili hazırladığı paketini izleyelim hep beraber. 15 Temmuz sonrası ardı ardına gelen KYK'lar ile birlikte çalıştıkları kamu kurumlarından ihraç edilen memurlar, sanatçılar ve işçiler hayata tutunmaya çalışıyor. İhraçlar sonrası ekonomik olarak zor durumda kalan emekçilerin bir kısmı hayatında hiçbir deneyimlerinin olmadığı alanlardan maaşlı çalışırken kimileri ise esnaflığı tercih etti. Bunlardan biri de perde kapandı ve buradayım diyen 27 yıllık Kürt tiyatrocu Vural Tantekin. Goştu adlı bir yemek evi açarak geçimini sağlayan Tantekin, 27 yıl boyunca oynadığı oyunlarda hiçbir zaman garson ve aşçı rolü oynamadım diyor ve ekliyor. Kısmet bugüneymiş. 27 yıl Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda oyuncu olarak çalıştım. Yani 27 yıl tiyatro yaptım. Tabii ki belediyelere kayyum atanmasından sonra şehir tiyatrosu kapandı. Ve ben de yaşayabilmek için, hayatımı idare edebilmek için bir yerlerden hayatta tutunmaya çalıştım. Ve sahne sanatlarından yemek sanatlarına dönüş yaptım. Şimdi de köfteyle uğraşıyorum, köfte işiyle. Goşto diye bir marka oluşturduk. Goşto aslında birçok yerde etçi olarak geçti ama hani bizim Goşto ismini verirken ki amacımız şey gürbüz, yani yanakları böyle tontiş tontiş, böyle benim gibi, yani böyle yanakları sevilmelik. Öyle bir şey yaptık. Goşto diye bir marka oluşturduk Diyarbakır'da ofiste. Esnaf olduk, yani yıllarca tiyatro yaptık, şimdi esnaflık yapıyoruz. Tuhaf bir şey var, 27 sene boyunca tiyatro yaptım ama hiç garson ya da aşçı rolü oynamadım. Kısmet bugüneymiş, yani gerçek yaşamda onu oynamak varmış. Diyarbakır'ın başka bir noktasında ise bir kıraathane. Adı Salon 679. İş bulma kurumunda memurken ihraç edilen Hasan Taşkıran, salonun adının ihraç edildiklerini gösteren kanun hükmünde kararnamenin sayı numarası olduğunu söylüyor. İşte çevremizden borç alarak az bir yatırımla kahve işine girmeye karar verdik. Ben varım, bir de Yaşar adında bir arkadaşımız var. Aynı kurumdan ihraç edildik. İki kişiyiz. Elimizde tepsiyle falan görünce önce şey zannediyorlar, hani bir memurluğa devam ediyor, burayı da ek iş olarak yapıyor falan diye zannediyorlar. Tabii sonradan konuşunca anlıyorlar, yani işte söylüyoruz biz ihraç edildik, işte kahveyi açtık falan diye. Yani son biraz önce bahsettiğim iki kişi geldi oturdu. Bunlar erkek berberi. Girişimcilik sertifikası vermiştim bunlara. Ben hatırlamıyorum tabii, onlar beni hatırladı. Ne içersiniz dedim. Abi dedi, ocaktan biz alırız. Ayıp oluyor böyle bilmem ne falan filan ama dedik hani işimiz budur, yani yapacak bir şey yok. KYK ile memurluktan ihraç edilen biri Türk, diğeri Kürt iki kadın ise Diyarbakır'da neredeyse hiç olmayan meze dükkanı işletmeye karar vermiş. Kadınlar yaptıkları işten memnun olduklarını ancak işe geri dönmek için mücadele etmeye de devam edeceklerini söylüyor.
Esnaf da alıştık. İlk başta çok zordu tabii ki. Çünkü bedeninizin çok çalıştırdığınız bir iş, her şey çok yabancı size. Bu zamana kadar sadece okul okudunuz ve memur olmak için çalıştınız ve memur oldunuz. Çok çok farklı. Parayı çevirmek, ticaret yapmak, insan, her türlü insana ilişki halinde olmak. Mezeci olduğumuz için gece geç saate kadar açık kalmamız gerekiyor. İlk başlarda biraz yadırgandı Diyarbakır'da iki kadının mezecilik yapması ama alıştılar. Çünkü buranın halkı hani bizim durumumuzun farkında. Öğrendikten sonra bize sahip de çıktılar. Ben hani şu andaki halimden memnunum ama hani şöyle anlaşılmasın, ben eski haklarımı da arayacağım sonuna kadar. Evet, %100 siyasette bu hafta yine Ankara, Diyarbakır, İzmir ve İstanbul'dan hem dosyalarla hem canlı bağlantılarla karşınızdaydık. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere.